Önde gider ön kuzu, bu bayrak yere düşmez, ölmedikçe son kuzu. Dursun adı, dursun adı, o gitti, dursun adı. Dillerde türkü olsun, yürekte vursun adı. Tam 46 yıl geçti üzerinden. Kısa süren ömrü unutulmayacak bir zalimlikle noktalandı. İnanmanın, inandığı gibi yaşamanın bedelini en ağırından ödeyenler arasındaki yerini aldı. Birkaç tane siyaset kalpazanına demokrasi kahramanı diye tapınanlar hatırlamasa da unutulmadığını hatırlatalım istedik. Dursun Önkuzu, bundan tam 46 yıl önce katledildi. 23-24 Kasım 1970 tarihinde. Nasıl ve ne şekilde şehit edildiğini tekrar tekrar anlatmaya gerek var mı? Onu tanımayan, onun son anlarını bilmeyen bir milliyetçi, ülkücü var mıdır? Onu katledenlerden Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu öğrencisi Ali Başpınar'ın kendi beyanlarına göre, 23 Kasım 1970 tarihinde Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu öğrencisi Dursun Önkuzu'yu önce kaçırarak hapsetmişler, sonra bilahare feci şekilde dövmüşlerdir. Bununla da yetinmeyen sanıklar bir bıçakla Dursun Önkuzu'nun bilek damarlarını kesmişler, ağzına lastik hortum takarak pompayla şişirmek suretiyle vahşiyane bir şekilde öldürüp 3. kattaki odanın penceresinden atmışlardır. Böyle katledilmiştir Dursun Önkuzu. İşte bu fotoğrafta Dursun Önkuzu'nun talihsiz olay sonrasında getirildiği hastane odasında çekilmiştir. Birçok kişi için bu fotoğraf belki de bir ilktir. Hastane görevlileri için 157 numaralı yatakta hasta olması dışında bir anlamının olmadığı anlardır. 157 numaralı hasta, şehadetiyle birlikte Türk milliyetçileri için mücadelenin, azmin ve kararlılığın sembolü olmuştur. Herkesin artık bitti dediği anlarda yeni bir başlangıç, son nefesteki güçlü haykırıştır Önkuzu. Artık tamam, benden bu kadar diyenler onun hatırıyla Bismillah demişlerdir bir kez daha. Öykü denilen güftenin hiç unutulmayacak bestesidir artık o. Gözlü yaşlı anasının biricik evladı, şehadetin cennete açılan kapısıdır. Büyük ideallerin bütün kapıları açan kilidi, son neferin son nefesi. Şehadet şerbetinin değişmez sakisidir. Can verenler kuşku yok ki onun elinden içtiler şerbeti. O buyur etti ardından gelenleri. Dündar Taşeri, Günsaz Ağı, Selçuk Duracı, Galip Erdem'i, Pehlivanoğlu'nu, Halil Esendağ ve binlerce adı anılmayanı o karşıladı cennetin kapısında. Bir gün nasip olacak biliyoruz. Ölüm Allah'ın emri ise korkmuyoruz. Can verip faniden ayrıldığımızda ön kuzu önden giderken bütün sevdiklerimiz yanı başımızda ayak süreceğiz cennetin insanı yormayan yokuşlarında. Dursun Önkuzu'yu katledenlere ne oldu? Merak edenler vardır elbette. Bu davaya Tuğgeneral Ali Elverdi baktı. Hani şu Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının davasına bakan hakim. Savcısı ise Hakim Hava Kıdemli Yüzbaşı Askeri Savcı Ali Hüner. Yargılama Devgenç davası ile birleştirildi. Askeri savcı hukuk tarihine geçecek mütalasında şöyle diyordu. Dursun Önkuzu'yu sorguya çekip tehdit eden sanıklar polisin gelmesiyle telaşa kapılmışlar, gerek yapılan hazırlıklar tahkikatında, gerekse son tahkikatta dinlenen tanık beyanlarından katı olarak Önkuzu'nun sanıklar tarafından pencereden atıldığı yolunda bir beyanda bulunulmamış, sadece maktulün pencereden düşerken ve düştükten sonra görüldüğü tanıklarca beyan edilmiştir. Maktulün sanıklarca pencereden atıldığını gören ya da beyan eden herhangi bir şahit yoktur. Dursun Önkuzu sanıklar tarafından pencereden atılarak öldürülmüş müdür? Dursun Önkuzu kendini pencereden atmış mıdır? Bu iki husus yapılan tahkikatlar boyunca açıklığa ve aydınlığa kavuşturulamamıştır. Soruşturmada Önkuzu'nun sanıklarca pencereden atılarak öldürüldüğüne dair mukni bir delile rastlanılmamış olması nedeniyle sanıklara isnat edilen Dursun Önkuzu'yu öldürme fiili tekevvüm ve teşekkül etmemiştir. Askeri savcı Ali Hüner'in mütalası böyledir.
Öyle ya, Ali Başpınar'ın ve diğer sanıkların ifadeleri de yeterli değildir. Bu kadar süre bir insana işkence yaptıkları, ciğerlerine bisiklet pompasıyla hava basacak kadar canileştikleri, kabul edilenlerin camdan atarak ölümüne sebebiyet verdikleri konusunda ikna edici delil olmadığını söyleyen bir anlayış, en nazik ifadesiyle vicdan yoksunudur. Bu mütalaa bir hukuk ayıbı olarak tarihe geçmiştir. Peki, yargılama sonunda ne oldu? Dev genç sanıklarından bir kısmının aldığı cezalar şu şekilde: örgüt üyeliğinden Mehmet Ali Kabakoğlu 20 yıl, Adnan Altıparmak 20 yıl, Sabri Uyar 20 yıl, Mehmet Özdemir 20 yıl, Sabri Uçar 8 yıl 4 ay, Şefik Şenel 13 yıl 4 ay, Akif Atasayar 13 yıl 4 ay, Cem Uyar 12 yıl, Ali Başpınar 10 yıl, Fikri Aytan 10 yıl, Feridun Tamirer 12 yıl. Kararın verildiği tarihten kısa bir süre sonra Mayıs 1974 tarihinde genel af çıktığını da belirtmekte yarar var. Ön kuzu ve bu vatan için toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Kuzu yürür, kuzu yürür, önde ön kuzu yürür. Kuzular meledikçe gönlüme sızı yürür. Ön kuzu hey ön kuzu, önde gider ön kuzu. Bu bayrak yere düşmez, ölmedikçe son kuzu. Dursun adı, dursun adı, o gitti dursun adı. Dillerde türkü olsun adı, yürekte vursun adı. Kuzular koç olacak, toy düğün göç olacak. Bu yılki kuzuların atları öç olur.